Soru 1'e bakalım. Px bütün katsayılar birbirine eşit olan ikinci dereceden bir polinommuş. Dolayısıyla Px'e nx kare artı nx artı n yazabilirim. P3 39'muş. 3 verip 39'a eşitleyelim. 9n artı 3n artı n 39 olur. Buradan 13n 39. N de 3'tür. Dolayısıyla bu polinom Px eşittir 3x kare artı 3x artı 3'tür. PA da 6'ymış. A yazıp 6'ya eşitleyelim. 3a kare artı 3a artı 3 eşittir 6 ise 3a kare artı 3a eşittir 3. Her tarafı 3'e bölersem a kare artı a da 1 olarak bulunur. Zaten bize a kare artı a soruluyor. Doğru seçenek D'dir. Soru 2. Px polinom pozitif baş katsayılı. P, Px 9x artı 12 ise Px birinci dereceden bir polinom olmak zorunda. Px'e mx artı n diyelim. Pozitif baş katsayılı dediği için m de sıfırdan büyük olacak. Buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla p, px nedir? P içinde px yerine de mx artı n yazalım. Eşittir. Şimdi p, px polinomunda x yerine mx artı n yazacağız. Dolayısıyla m parantezinde mx artı n olur. Burası artı n var. İşte bu 9x artı 12'ye eşit. Dağıtalım. M kare x artı mn artı n eşittir 9x artı 12 olur. Sol tarafta x'in katsayısı m kare. Sağ tarafta x'in katsayısı 9 olduğu için m kare 9'dur. M ya artı 3 ya eksi 3 ama m 0'dan büyük olduğu için 3 olur. M yerine de 3 yazarsam şurası 3n olur. Bir n de burada var. 4n de 12'ye eşittir. N de 3'tür. Dolayısıyla M de 3, N de 3. Demek ki Px polinomumuz 3x artı 3 olup bize P eksi 1 soruluyor. P eksi 1 de eksi 3 artı 3'ten 0 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. Üçüncü sorudayız. X kare eksi x eksi 2, x kare artı x eksi 6, x kare eksi 1 ve x küp eksi 8 polinomlarından bu Px polinomu her birine tam bölünebildiğine göre diyor. Px polinomu derecesi en az kaçtır? Şimdi bunları önce çarpanları ayıralım. Bu x eksi 2 çarpı x artı 1 diye ayrılır. Bu ifade x artı 3 çarpı x eksi 2 diye ayrılır. X kare eksi 1, x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlara ayrılır. X küp eksi 8 de şu 8 2'nin kübü 2 küp farkından x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 diye çarpanlara ayrılır. Şimdi bunlardan ortak olanları bir kere alacağız derecenin en az olması için. Mesela şu x eksi 2'den bakın 3 tane var. Sadece bir tanesini alacağız. X artı 1'den 2 tane var. Birini alacağız. X artı 3'ten bir tane var. Onu alacağız. X eksi 2'yi aldık. X eksi 1'den bakın bir tane var. Bir tanesini alacağım. X artı 1'i aldık. X eksi 2'yi aldık. Bir de x kare artı 2x artı 4'ten bir tane var, onu da alacağız. Dolayısıyla mesela Px polinomu derecesinin en az olması için şunlardan oluşması lazım. Önce şunu yazayım. X kare artı 2x artı 4 çarpı x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 3. Bakın Px polinomu olunca bunlar, bu polinomlardan her birine tam olarak bölünür. Mesela bakın x eksi 2 çarpı x artı 1 bunun içinde var. X artı 3 çarpı x eksi 2 bunun içinde var. X eksi 1 çarpı x artı 1, x eksi 2 çarpı x kare artı 2 x artı 4. Dolayısıyla derecesi en az burada bu ikinci dereceden artı şu. X eksi 1 birinci dereceden, x artı 1 birinci dereceden, x eksi 2 birinci dereceden, x artı 3 de birinci dereceden. Dolayısıyla derecesi en az 2, 3, 4, 5, 6 olur. Doğru seçenek C'dir. Dördüncü sorudayız. Px baş katsayısı pozitif olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere. P1 eşittir, P7 eşittir 0. Bunun anlamı şudur. Px polinomu hem x eksi 1'e tam bölünür hem de x eksi 7'ye tam bölünür. Baş katsayısı pozitif dediği için 1 alırım. 1 alabiliriz özel olarak. Herhangi bir sakınca yok. Yani ben bu polinomu x eksi 1 çarpı x eksi 7 diye yazabilirim.
Aşağıdakilerin hangisi en küçüktür diyor. P 0'a bakalım. X yerine 0 verirsem 7 olur. P 4'e bakalım. 4 verirsem 3 kere eksi 3, eksi 9. P 8'e bakalım. 8 verirsem şurası 7 olur. Burası da 1 olur. 7 kere 1, 7 olur. P 10'a bakalım. 10 verirsem 9 çarpı 3'ten 27 olur. Evet. Bir de P eksi 5'e bakalım. Eksi 5 verirsem burası eksi 6. Burası da eksi 12 olur. Çarpımı 72 olur. Dolayısıyla en küçük olan bakın P4'tür, eksi 9'dur. Dolayısıyla doğru seçenek Bursa diyebiliriz. 5'e bakalım. Bu polinomun derecesi 12'ymiş. Buna göre P eksi 1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın bu de polinomun de üssü görmezsek x küp var, derece 3. Bir de üzerinde a artı 1 bölü 3 var. Dolayısıyla derecesi 3 çarpı a artı 1 bölü 3 olur. Bu 12'ye eşitmiş. Şu üçler sadeleşir. Buradan a'yı 11 olarak buluruz. Şimdi a yerine 11 yazalım. Px eşittir 11 x küp eksi 4 x. A yerine 11 yazarsak yukarısı da 4 yapar. Hakikaten bakın 3 kere 4 derecesi 12. Bize p eksi 1'i soruyor. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 11 artı 4'ün 4. kuvveti yapar. Bu da eksi 7'nin 4. kuvveti. Eksi sayısının çift kuvveti pozitif olduğu için eksi artı olur. Cevap 7 üssü 4. C şıkkı olarak bulunur. 6. soruya bakalım. Bir hareketlinin aldığı yol, yola eşittir hız çarpı zaman formülüyle bulunur. Bir A aracı x kilometre saat hızla x artı 1 saat, bir B aracı ise x artı 1 kilometre saat hızla x saat hareket etmiştir. A ve B araçlarının aldıkları yollar sırasıyla Px ve Qx polinomuymuş. Px polinomu ne olur? Yola eşittir hız çarpı zamandan x çarpı x artı 1. Qx de polinomu da yol. X artı 1 hız, süre x, x artı 1 çarpı x'tir o da. Birbirine eşit çıktı. Şimdi bize diyor ki px çarpı qx polinomunu px artı qx polinomuna bölümden kalan sorulmuş. Şimdi px çarpı qx bu ikisini çarparsam dikkat edin x kare çarpı x artı 1'in karesi olur. Bunu kime bölecekmişim? Toplamlarına. Bunların toplamı da 2x. 2 tane x çarpı x artı 1'dir. Dikkat ederseniz burayı x çarpı x artı 1 ile bölüme yazarsam, bir de 2'ye bölersem, bununla bunu çarptığımda, şu bölenle bölümü çarptığımda bunu elde ediyorum. Dolayısıyla kalanın 0 olduğu gözüküyor. Doğru seçenek A'dır. Soru 7. Px bir polinom olmak üzere bir eşitlik verilmiş. Bize Px polinomunun katsayıları toplamı soruluyor. Yani P1 soruluyor. Şimdi P1'i bulmam önce P0'ı bulmam lazım. Dolayısıyla önce x yerine 0 yazayım. P0'ı bulayım. X yerine 0 yazarsam eksi 5 çarpı P0 artı bir P0 da burada var. Sağ tarafta 0 yazarsam şu 0 bu 0 eksi 28 oldu. Eksi 4 tane P0 eksi 28. Buradan P0 7'di. Bakın P0'ı bulduk. Şimdi P0 yerine 7 yazalım. Artı 7 eşittir 4x kare eksi 13x eksi 28. Bu artı 7'yi de karşıya atalım. Şu artı 7'yi sileyim. Karşıya eksi 7 diye atarsam bu da eksi 35 olur artık. Şimdi P1'i bulmak için x yerine 1 yazalım. X yerine 1 yazarsam eksi 4 tane P1 eşittir. 1 yazdım. Eksi 4 eksi 13 eksi 35. Eksi 4 tane P1 eşittir. Eksi 48 eksi 44 olur. Eksi 44'ü eksi 4'e bölersem P1 11 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır. 8'e bakalım. En pozitif tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. P0 x polinomu 2'nin dereceden olup baş katsayısı 1'miş. P0 x polinomu x artı 6 ve x eksi 3 ile tam olarak bölündüğüne göre diyor. P4 x polinomu katsayıların toplamı kaçtır? Evet. Şimdi P0 x polinomu ikinci dereceden baş katsayısı 1 ve x artı 6 ve x eksi 3 ile tam bölünüyorsa
x artı 6, başında baş katsayısı 1 var yazmadık. X artı 6 çarpı x eksi 3 biçimde yazılır. Bu 1. 2. P4 x polinomun katsayıları toplamı demek. P4 1 soruluyor. Acaba bu P4 1, P0 kaça eşit diye bulacağız? İşte onun için de bundan faydalanacağız. Şimdi n yerine önce 1 yazalım. N yerine 1 yazarsak P1x eşittir. P0 x eksi 1 olur. Devam edelim. N yerine 2 yazalım. 4'e kadar gideceğiz. P2x eşittir. P1x eksi 2 olur. P3x, P2x eksi 3 olur. P4x de son olarak P3x eksi 4 olur. Şimdi bu P4 1, acaba P0 kaça denk geliyor? Bir bakalım. Şimdi x yerine burada 1 yazsam, burada da 1 yazacağım. Bakın P4 1, P3 eksi 3 eşit. Buraya eksi 3 yazarsam, burası eksi 6 eşit. Demek ki P3 eksi 3, P2 eksi 6 eşit. Buraya eksi 6 yazarsam, bu da P1 eksi 8 eşit. Peki P1 eksi 8 neye eşit? P0 eksi 8 yazarsam, eksi 9'a eşitmiş. Dolayısıyla P4 1 dediğimiz şey, P0 eksi 9'a eşit. X yerine şurada eksi 9 yazarsam, eksi 9 artı 6 eksi 3, eksi 9 eksi 3 daha eksi 12, cevap 36 olarak bulunur. Doğru seçenek E'dir. Soru 9. Tüm katsayılar birbirine eşit olan ikinci dereceden bir Px polinomunun sabit terimi Qx eşittir x kare eksi 5 x eksi 6 polinomunun bir sıfırıdır. Şimdi şu polinomun bir sıfırıysa, x kare eksi 5 x eksi 6 sıfırsa, çarpanlara ayırırsam x eksi 6 çarpı x artı 1 olur. Dolayısıyla x ya 6'dır ya da eksi 1'dir. Sabit terimi ya 6 ya eksi 1. Bütün katsayılar birbirine eşit olduğu için, o zaman polinom ikinci dereceden olduğu için ya 6x kare artı 6x artı 6'dır ya da eksi x kare eksi x eksi x kare eksi x eksi 1'dir. Bize neyi soruyor? Px polinomun x artı 1 ile bölümden kalan en çok kaçtır? Yani p eksi 1 hangisinde en çok çıkacak, ona bakacağız. Şimdi buna bakalım p eksi 1'e. 6 eksi 6 artı 6'dan şu 6'lar gitti. Buradan 6 çıkar. Buraya bakalım kaç çıkacak p eksi 1. Eksi 1 yazarsam eksi 1. Eksi 1 yazarsam artı 1 eksi 1. Şu 1'ler sadeleşir. Buradan da eksi 1 çıkar. Dolayısıyla Px polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan en çok 6 olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir. 10. soruya bakalım. Sıfırdan farklı bir Px polinomun x eksi 2 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomların toplamı x artı 2p2 olmaktadır. Buna göre Px polinomunun katsayıları toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir Px polinomunun zaten x eksi 2 ile bölümünden kalan ne demektir? P2 demektir. Demek ki bir kere kalan P2'dir. Kalan ve bölümün toplamı x artı 2p2 ise bölüme de x artı p2 kalır. Bakın bunları toplarsak x artı 2p2 olur. Dolayısıyla Px polinomu eşittir x eksi 2 çarpı x artı p2 artı p2'dir. Şimdi bize neyi soruyor? Px polinomun katsayıları toplamı soruyor. Yani p1'i soruyor. X yerine ne yazacağız? 1 yazacağız. X yerine 1 yazarsak 1, p1 eşittir. Eksi 1 çarpı 1 artı p2 artı p2 olur. Şu eksi 1'i dağıtalım. Eksi 1 eksi p2 artı p2 olur. Şu eksi p2 ile artı p2 sadeleşir. Dolayısıyla bakın p1, yani px polinomu katsayıları toplamı eksi 1 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. 11'e bakalım. A, B ve C sayıları A kümesinin birer elemanıymış. A kümesi de 1'den 20'ye kadar olan sayılar var. Px polinomu x kare artı 1 ile tam bölünmektedir. P1 küçük eşittir 16 olduğuna göre kaç farklı Px polinomu yazılabilir diye sorulmuş. Önce şu polinomu x kare artı 1'e bir bölelim. X küp artı ax kare artı bx artı c'yi x kare artı 1'e bölelim.
X kere var. X küp artı X olur. Çıkarma işlemini yaparsak X küpler sadeleşir. AX kare artı X parantezinde B eksi 1 kalır. Artı C. Şimdi A kare var. AX kare artı A olur. Çıkaralım üsttekinden alttakini. AX kareler sadeleşir. Ne kalır? X parantezinde B eksi 1 artı C eksi A kalır. Tam bölünüyorsa kalan sıfırdır. Kalan sıfırsa B eksi 1 de sıfırdır. C eksi A da sıfırdır. Buradan B 1'dir. C de A'ya eşittir. Bu 1. 2. P1 küçük eşittir 16'ymış. Bu bilgiyi kullanalım şimdi de. X yerine 1 yazarsak 1 artı A artı B artı C küçük eşittir 16. Buradan A artı B artı C küçük eşittir 15 olur. B'yi 1 bulmuştuk. B yerine 1 yazarsam A artı C küçük eşittir 14 olur. A da C'ye eşit olduğu için C yerine A yazarsam 2A küçük eşittir 14. A küçük eşittir 7 olur. Kaç farklı Px polinomu yazılabilir diyor. Şimdi A kümesi, A, B, C sayıları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nokta nokta 20'nin elemanları. A 7'den küçük eşitse B zaten sabit 1. Demek ki A ve C 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, en sonunda 7 olabilir. Dolayısıyla 7 farklı Px polinomu yazılabilir deriz. Doğru seçenek B'dir. 12'ye bakalım. Bir polinomda baş katsayı dışındaki diğer katsayıların her biri polinomun sıfır ise bu polinoma acil polinomu denir. Px tüm katsayıları sıfırdan ve birbirinden farklı baş katsayısı 2 olan gerçel katsayılı ikinci dereceden bir polinomdur. Px bir acil polinom olduğuna göre Px polinomu sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu Px polinomu baş katsayısı 2 ve 2x kare artı mx artı n diye yazalım. Şimdi bu baş katsayı dışındaki katsayıların her biri bunu sıfırlıyormuş, sıfırlarıymış. Yani m ve n bunun neyidir? Kökleridir. Dolayısıyla ben bu polinomu şöyle de yazabilirim. Bunlar yani x eksi m'ye ve x eksi n'ye tam bölünüyor demektir. 2 çarpı x eksi m çarpı x eksi n diye de yazabilirim. Bu ikisi birbirine eşit olduğuna göre, şimdi bunları birbirine eşit diyelim. Şunu aynen bir yazıyorum. 2x kare artı mx artı n eşittir. Şurayı da açarak yazalım. 2x kare olur. Eksi nx, eksi mx. Bir de 2 var. Eksi 2 parantezinde x, m artı n olur. Bir de en son artı 2mn olur. Şimdi şu 2x kareler ne oldu? Sadeleşir. Şunları sadeleştirelim. Bakın n 2mn'ye eşit. N 2mn ise şuradan n'ler sadeleşir. M 1 bölü 2 olur. Bize Px polinomunun sabit terimini sorduğu için yani n'yi soruyor. M'yi bulduk. Biz n'yi bulacağız şimdi. M 1 bölü 2 ise şurası 1 bölü 2x'tir. Şimdi burada da m yerine 1 bölü 2 yazalım. Bakın burada sol tarafta x'in katsayısı 1 bölü 2. Sağ tarafta x'in katsayısı şu eksi 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak eksi 1. Bir de eksi 2n'dir. Buradan 2n eksi 3 bölü 2. N de eksi 3 bölü 4 olarak yani sabit terim eksi 3 bölü 4 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir deriz.